Ömer Saraç, teşekkürler. Kameraman arkadaşım Barış Ütlüseven size bu görüntüleri aktarıyor. Şu anda Fenerbahçe antrenmanı başladı. UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ilk maçında Dinamo Kiev'le oynayacak Sarı Lacivertler. Yarın akşam 19.45'te UEFA Avrupa Ligi'nde iki temsilcimizden biri. Dileriz ki grup aşamalarına galibiyetle başlar Sarı Lacivertli temsilcimiz. Aynı şekilde tabii ki Trabzonspor'da Fenerbahçe Dinamo Kiev ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde eşleşmişti. Aslında 2.90 dakikaya baktığımızda oyun anlamında tur maçların çok büyük bir kesiminde bize daha yakındı. Fakat İsmail Yüksek'in gördüğü kırmızı kart biraz bu anlamda planlarımızı bozmuş ve maalesef Kadıköy'de istediğimiz sonucu alamamıştık. Sportif anlamda bir rövanş maçı da diyebiliriz. Jorge Jesus da bu maçla ilgili hatırlayacağınız olara üzere boğazımda düğüm ifadesini kullanmıştı. Fenerbahçe yarın hem UEFA Avrupa Ligi gruplarına iyi başlamak, hem ligdeki Kayserispor galibiyetini pekiştirmek, hem de ilk eşleşmenin rövanşını almak için sahaya çıkacak. Fenerbahçe taraftarı bu yıl tüm maçları olduğu gibi maça da yoğun bir ilgi gösteriyor. Biletler yine satışa çıktıktan kısa bir süre sonra tükendi. Yarın yaklaşık 45 bin taraftarın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi desteklemesini bekliyoruz. Coşkulu bir atmosfer bekliyoruz. Sarı Lacivertler taraftarının önünde Dinamo Kiev'i yenerek Avrupa Ligi grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Tabii ki notlardan bahsedelim. Fenerbahçe'nin sakat oyuncusu bulunmuyor. Tüm oyuncular takımla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyor. Fakat UEFA Avrupa Ligi kadrosunda tabii ki yer almayan isimler var. Bundan dolayı da Serdar Dursun, Buruma maç kadrosunda yer almayacaklar. Novak ve Lemos'un da artık gözden çıkarıldığını ifade edebiliriz. Fenerbahçe'de yabancı sınırı bilindiği üzere biraz sıkıntılı bir durumda. Ligde de bir yabancı dışarıda kalacak. Bazı oyuncular Avrupa Ligi kadrosuna yazılmadı. Bazı da oyuncular Novak ve Lemos gibi yolların ayrılmaya gayret edildiğini ifade edelim. Tüm bunlar yaşanırken de bir yandan transfer gündemi de hareketli. Fenerbahçe'nin bir stoper arayışı olduğunu, kesinlikle bir stoper transferi yapacak diyemiyoruz ama biraz şartların uygunluğuna göre hareket edilecek. Ama stoper için Adana Demirspor forması giyen Talha Tayyip için girişimler olduğunu ifade edelim. Tabii Fenerbahçe'nin yeni transferi Mişi Batshuayi. O da antrenmanda yer alıyor. Birazdan onun görüntülerini de ekrana getireceğiz. Isınma çalışmalarında şu anda bize sırtı dönük durumda. Birazdan daha net görüntülerini sizlerle paylaşıyor olabileceğiz. Fenerbahçe'nin yeni transferi forvet hattında gerçekten önemli takviyeler yaptı Sarı Lacivertler. Uzun yıllar Premier Lig forması giymiş Joshua King, İtalya'da Cagliari'nin kaptanı, İtalya futbolunun, İtalya Ligi'nin önemli oyuncularından João Pedro ve son olarak da geçtiğimiz yılı Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Chelsea'nin oyuncusu Mişi Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Takımda mevcut önemli isimler de vardı. Milli takımımızın forvetlerinden Serdar Dursun ve yine Ener Valencia takımda yer alıyordu. Yeni transferlerle birlikte heyecanlandıran bir hücum hattı oluştu diyebiliriz. En azından Fenerbahçe taraftarları bu oyuncuları heyecanla karşıladı. Sayılı Hacivertliler de sezona başlangıç bol gollü oldu diyebiliriz. Belki sonuç anlamında
tam olarak istenilen olmadı. Ligde bir Konya Spor mağlubiyeti alındı bir önceki hafta. İlk hafta Ümraniye Spor beraberliği geldi. Bunlar çok hesapta yoktu. Ama Sarı Lacivertler 5 maçta 15 gol atarak başladı. Jorge Jesus ofansif bir oyun anlayışıyla takımını sahaya sürüyor. Bu anlamda bol gollü maçlar yaşandı. Özellikle Kadıköy'deki karşılaşmalarda yarın da dileğimiz, temsilcimiz Fenerbahçe ve diğer temsilcilerimiz, tabii ki Avrupa'da mücadele eden tüm temsilcilerimiz yine bol gollü galibiyetler alırlar. Çünkü ülke puanının artık çok fazla bu konuda klişeye döndü diyebiliriz ama hiç iyi durumda olmadığını herkes gayet iyi biliyor. Bundan dolayı da alınacak her puan oldukça kıymetli. Jorge Jesus bugün bir basın toplantısı düzenledi. Klasik UEFA maçları öncesi düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalardan bazı satır başlarını aktarmamız gerekirse, bu maça Dinamo Kiev'le oynadığımız ilk maçın bir rövanşı olarak bakmıyoruz. Bir ay öncesine göre daha güçlüyüz. Bu maçı kazanmak için yeterli kaliteye sahibiz ifadelerini kullandı Jorge Jesus. Ayrıca transferle ilgili 4-5 transferden sayının neden arttığı sorulduğunda ise oyuncularınızla birebir çalışma imkanı bulduğunuzda onları daha yakından tanıyabiliyorsunuz. Aynı zamanda takımımızdan ayrılan oyuncular oldu. Bu sebepten dolayı transfer sayısı arttı ifadelerini kullandı. Yine Jorge Jesus, yine UEFA listesine dahil edilmeyen isimler sorulduğunda ise bu benim için yeni bir durum değil. Daha önce de Avrupa maçları için bu tür listeler yapmak durumunda kaldık ve bazı oyuncuların dışarıda kalması gerekti. Teknik direktörler bu tarz kararlar almak zorunda kalıyor. Grup aşamasında 6 maç oynayacağız ve bundan dolayı da bu listeler değişiklik gösterebilir. Gruptan çıktığımız takdirde ifadelerini kullandı. Şu anda ekranlarınıza yansıyan Fenerbahçe'nin tecrübeli teknik direktörü Jorge Jesus. Her zaman olduğu gibi antrenmanın fazlasıyla içinde, kendisi dağıtıyor yelekleri, antrenman drilleriyle ilgili yine önemli bütün detayları önemsiyor. Gördüğünüz gibi kukaların yerine kadar o fake oyuncu dubaları diyebiliriz, onların yerine kadar bizzat bunlarla ilgileniyor Portekizli teknik direktör Jorge Jesus. Evet, buradaki yayınımızı şimdilik noktalıyoruz ve sözü buradan hemen havalimanına Sercan Dikme'ye bırakıyoruz. Evet, Ahmet Selim Kul'dan Fenerbahçe ile ilgili son gelişmeleri aldık. Mahmut Alparslan teşekkürler. Serdar Sarı'da teşekkürler. Şimdi Sinem Ökten'le ana haber sizlerle birlikte olacak. Hoşçakalın.